Evet, kıymetli Boston takipçileri, hepinize hayırlı pazarlar dileyerek bugünkü ilk İsviçre'nin nabzı programımızı sizlere selamlıyorum. Bugün yaklaşık 1,5 saat boyunca, 1-1,5 saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Malum İsviçre'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı dini cemiyetlere yönelik kısıtlamaları da oldu. Toplanma yasağı ile ilgili veya toplanma kısıtlaması ile ilgili, yasak demeyelim, toplanma kısıtlaması ile ilgili ve bunun Ramazan ayına nasıl yansımaları oldu, dini cemiyetlere ne gibi yansımaları oldu, bunları da yayın akışımız içerisinde kıymetli konuklarımla birlikte konuşacağız, sizlere aydınlatmaya çalışacağız. Gelen canlı yayında sorularınızı alıp yetkililere, konuklarıma da bu soruları iletip yanıtını almaya çalışacağız. Evet, ben yayınımızdaki konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilal Yıldız Hocam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hayırlı pazarlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler, sağ olasın efendim. Evet, diğer konuğumuza geçiyorum. İsviçre İslam Cemiyetleri Başkanı Sayın Mustafa Öztürk Hocam. Hocam hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar size de. Hayırlı pazarlar. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de hayırlı Ramazanlar. Evet, üçüncü konuğum da İsviçre Basel Müslümanlar Komisyonu BMK Başkanı Sayın Selim Karatekin kardeşim. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Cemil abi. İyi yayınlar diliyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi İsviçre Federal Hükümeti'nin koronavirüsüyle ilgili 17 Nisan'da bir kararnamesi var. Bu kararname doğrultusunda İsviçre İslam Çatı Örgütü, FIT, belki birçok izleyicimiz bunu biliyordur veya bilmiyordur. Buradaki dini cemiyetlerin çatı kuruluşu. FIT, buradaki dini cemiyetlere, cami ve cemiyetlere Ramazan ayı için bir takım tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyelerin başlıklarını az sonra tek tek ele alacağız, değerlendireceğiz. Bunun cemiyetlere, camilere, teravih namazlarına, cuma namazlarına nasıl yansıması olduğunu konuklarımla birlikte konuşacağız. Ve en sonunda tabii bayram namazı merak edilen bir konu. Acaba bayram namazını camide kılabilecek miyiz, kılamayacak mıyız? Evet, ayrıntılara geçerken ilk olaraktan ben Sayın Bilal Hocam'a konuyu aktarmak istiyorum. Bilal Hocam, FİTS'in bu açıklamasını imamlar komisyonu ortaklaşa alınan bir karar. Bu karar siz Diyanet Vakfı olarak ve Basel BMK olaraktan da kararı onaylayanlar arasında bu kararla ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl bu karar alındı? İzleyicilerimizi bir zahmet aydınlatır mısınız? Evet. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Allah Celle Celaluhu bu Ramazan'ın bereketinden, feyzinden bizleri mahrum eylemesin. Tabii ki bu FİTS'le bu kararı almadan önce FİTS'le daha önce çok iletişim halindeydik. Meseleyi istişare ediyor idik. Yani bir cemiyet kuruluş olarak FİTS bizimle görüştü, görüşlerimizi aldı. Diğer çatı kuruluşlarıyla aynı şekilde görüştüğünü ifade etti. Sonra bu görüşmeleri sonucunda düşüncelerini imam komisyonuna aktardılar. Ben de imam komisyonu aynı zamanda üyesiyim. Biz imam komisyonunda alınan bu kararı, çünkü hükümetin almış olduğu bir karar vardı 17 Nisan tarihinde. İkinoğlu kararı. Kilise, cami, sinagog ve başka dinlere mensup insanların mabetlerinde buluşması yasaktır şeklinde. Tabi bu yaşamış olduğumuz bu ülkede kanunlara uymak gibi bir zorunluluğumuz var. Ancak mesele dinle ilgili olduğu için dinin de meselenin dini boyutunu, dini açıdan da değerlendirmesi gerekmekteydi. Biz de imam komisyonu olarak alınan bu kararı kendi aramızda değerlendirdik.
ve böyle bir tavsiyeleri vatandaşlarımıza önerdik. Teşekkür ederim Bilal Hocam. Mustafa Hocam, size söz vermek istiyorum. FITS'in bu Buyurun. kararı sizin cemiyetlere nasıl yansıdı? Siz bu kararı nasıl karşıladınız? Sayın Cemil Bey, ben de bu fırsatı bize verdiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyenlerin Ramazan-ı Şeriflerini tekrar yeniden tebrik ediyorum. Biz her ne kadar o komisyonun içerisinde olmasak da İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu olarak İsviçre Zürih'te bulunan BIOS'un kuruluş üyesiyiz. O bağlantıyla beraber FITS'le bir ilişkimiz var. Ondan dolayı biz de tabii ki alınan kararları uygulamak durumundayız. Tek başımıza hareket etme gibi bir lüksümüz yok. Aynı zamanda bu bir veba gibi bir durum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanımızın sağlığı ön planda olduğundan dolayı biz de bu alınan kararları mümkün mertebe uygulamaya gayret ediyoruz. Tabii ki dini açıdan biraz buruk oluyor Ramazanımız ama ne yapalım? Katlanmak durumundayız. Rabbim inşallah yüzümüzü güldürür ve bu kabahatimizden dolayı da bizi affeder. Öyle inanıyorum ki bu bir yerde biz Müslümanların suçudur gibi bir düşüncem de yok değil. Teşekkür ederim şimdilik. Hocam teşekkür ederim. Bahsel'e dönüyorum. Selim kardeşim, evet FITS'in bu aldığı kararda Müslümanlar, Bahsel Müslümanlar Birliği olarak sizin de onayınız var. Bu kararla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız ve ne şekilde onaylandı? Sizden de bir görüş alayım Selim kardeşim. Öncelikle ben de Cemil abi senin şahsında Post Gazetesi İsviçre'ye yani bu yayına davet ettiği için burada vatandaşlarla bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Bizleri ekran başında izleyenlere saygılarımı selamlarımı iletiyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diler. Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulmasını hepimiz için temenni ediyorum. Şimdi bu FITS'in kararına, tavsiyelerine gelince biz tabii ki Mart'ın başından beri bu koronavirüsle ilgili çok yakından ilgilendik çatı kurum olarak. Çünkü dini cemiyetlere bir yansıması olacağını baştan beri belliydi. Ne tür yansıması olacağını henüz federal hükümet tarafından sıkı tedbirler alınmadan önce zaten az buçuk kestirebiliyorduk. O zamanlarda işte Bilal hocamızla birlikte istişarelerimiz oldu. Cuma namazları ile ilgili bu konuda dini görüşler ne gibi olduğuna dair. Ve FITS'le beraber de tabii ki Mart başından beri sıkı istişarelerimiz oldu. Ve federal hükümeti 16 Mart 2020'de bir kararname yayınladı. Ve o kararnamede şöyle bir cümle geçiyor. Orada diyor ki, kilise, cami, sinagog ve başka dinlere mensup insanların mabetlerinde buluşmalar yasaktır. Yani bu kararnameyle zaten federal hükümet tarafından bir yasak getirildi. Ve ondan sonra FITS de camilerle, çatı kurumlarla istişare halinde bunun tam olarak camiye yansıması nasıl olacağına dair bir tavsiye hazırladı. Ve işte bizler de tabii ki bu tavsiyeleri destekledik ve şu anda da bahsedildi bulunan camilerde de bu tavsiyeler uygulanıyor. Selim kardeşim, buradaki son sözünü belki de şöyle bir ekleme veya ilave yumuşatma diyeyim. Şöyle bir şey olabilir mi? 17 Mart'taki ilk İsviçre'deki olağanüstü hal tedbirleri kapsamından sonra dini cemiyetlere yönelik de bir takım toplanma yasağı ile ilgili bir takım kısıtlamalar duyuruldu. Bu 17 Nisan'da da bu federal hükümet kararnameyi yeniden güncelledi. Şimdi burada kilise, cami, sinagog ve başka dinlere mensup insanların ibadethanelerde buluşmaları durduruldu desek daha iyi. Şimdilik durduruldu desek, yasaklandı biraz ağır bir ifade oluyor da yasaklandı, şimdilik durduruldu mu desek öyle mi? Sen ne dersin? Evet yani zaten bu geçici süreciliğine bir kararname. Yani sadece bu süre içinde hani nasıl bir nevi toplanma yasağı olduğu gibi Aynen, dışarıda ama aynen. tabii ki durduruldu. Daha iyi Evet, bir ifade. Doğru. evet. Çok teşekkürler. Evet, FITS'in yayını yeni giren belki de takipçilerimizi kısaca hemen böyle özetle ben bir konu başlığını tekrar ifade edeyim. Koronavirüs kapsamında İsviçre'de federal hükümetin toplanma kısıtlamaları ile ilgili
cam ve cemiyetlere Ramazan ayı için bazı Fix'in bazı tavsiyeleri var. Bu tavsiyelerin başlıklarını az sonra tekrar tek tek başlıklarla ele alacağız kıymetli konuklarımla. İsviçre İslami Çatı Örgütleri Federasyonu Fix'in diğer aralarında Diyanet, Basel Müslümanlar Komisyonu ve İsviçre İslam Toplumu gibi çatı örgütlerinin de birlikte aldığı bir karar. Bu karar İmamlar Komisyonu tarafından da onaylandı ve diğer cemiyetlerle ortak alındı. Bu karar doğrultusunda ilk olaraktan bunun yansımaları Ramazan ayında bizim buradaki cemiyetlere nasıl bir yansıması oldu? Bunun detaylarını konuşacağız yayınımız boyunca yaklaşık bir saat boyunca. Tabii ki cuma namazları zaten uzun bir süredir topluca kılınmıyordu değil mi? Yani bu karardan sonra şimdiki bu 17 Nisan kararından sonra değil, daha önce de zaten bunun bir yansıması vardı. Ama teravih namazları tabii ki Ramazan ayını yansıyan ilk yansımaları teravih namazlarının toplu kılınamaması oldu. Bununla ilgili sizin camilerdeki uygulamalar nasıl, takipçilerimizi bu yönde bir aydınlatalım Sayın Bilal Hocam. Evet. Tabii biz FİTS'in almış olduğu bu tavsiye kararlarından önce zaten biz camilerde tedbirlerimizi almış idik. Gerek dezenfekte olsun, gerek sosyal mesafeyi koruma olsun, yasak gelmeden önce biz bu gerekli tedbirleri almış idik. Ancak şunu düşündük, yani bu virüs çok tehlikeli bir virüs, çok hızlı yayılabilen bir virüs. Biz bu sebepten dolayı FİTS'in almış olduğu bu tavsiye kararlarından önce zaten camilerimizde cuma namazının kılınmasını yasaklamış idik. Yani durdurduk böyle bir zaruretten dolayı. Şu an camilerimize yansıması tabii ki teravih namazları olsun, cemaatle namaz olsun, cuma namazları olsun maalesef kılınmıyor. Camilerimiz bu noktada garip kaldı. Ancak yani biliyorsunuz İslam hukukuna temel bir ilke vardır. Kötülüğü, zararı, hastalığı def etmek için faydadan vazgeçilir. Şimdi burada bir hastalık söz konusu. Burada yani öldürücü sonuçları olan bir virüsün şiddetli bir şekilde yayılması söz konusu. Dolayısıyla bu zararı durumu def etmek için cuma namazı olsun, bayram namazı olsun, hatta teravih namazları olsun, bütün bu namazların yasaklanması gerekiyor idi. Bu anlayışla, bu mantıkla, bu noktadan hareketle biz de insanlarımızın sağlığını tehlikeye atmama adına bu sene özel bir Ramazan, gerek teravih namazları, gerek cuma namazları ve gerekse bayram namazlarını maalesef birlikte cemaatle kılamıyoruz. Belki bu bizim sahip olduğumuz bu nimetin, yani bir araya gelmenin, cemaatle cuma namazında buluşmanın kıymet ve değerini anlamamıza vesile olur efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Mustafa Hocam, sizin cemiyetlerde durum nasıl? Teravih namazlarını sizler de birlikte kılamıyorsunuz. Bu noktada yine FİTS'in tavsiyeleri, evlerinizde kılabilirsiniz, ailenizle birlikte kılabilirsiniz şeklinde bir tavsiye var. Siz nasıl uyguluyorsunuz hocam bu durumu? Teşekkür ederim Cemil Bey. Biz de en son 6 Mart cuma namazı kıldık. Ondan sonra tabii ki bu mesele duyulunca biz de arkadaşlarla beraber hem bir istişare ettik, hem de hem Diyanet İşleri Başkan Vekilimizin yaptığı duyuruyu da biz takip ediyoruz tabii ki. FİTS'in de kararları doğrultusunda, aynı zamanda da İsviçre hükümetinin bu hususta koymuş olduğu bir uygulamayı da dikkate alarak biz de o tarihten itibaren camilerimizi adeta kapadık. Yani çünkü camilerimizde ne cuma namazı kılıyoruz ne vakit namazlarını açabiliyoruz. Çünkü vakit namazlarını açabilsek de endişe ediyoruz. Arkadaşları ikna etmek zor oluyor. Epey de bir yabancı cemaatimiz de var. Ondan dolayı yani kapıya kilit vurduk desem doğru mudur bilmiyorum ama aşağı yukarı öyle bir durum söz konusu oldu maalesef. İnşallah bu biz Müslümanların uyanmasına bir vesile olur. Bu işi ciddiye almamız gerektiğinin bilincine ulaştırır bizi Rabbim inşallah. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Bu kapıları kilit vuruldu
konusuyla ilgili biraz daha sonra detaylı konuşalım. Tabii bu noktada camiler de gelirsiz kaldı. Kermesler yapılamıyor, diğer gelirleri olmuyor. Camiler bu şekilde de nasıl ayakta duracak, bu süreci nasıl atlatacak? Konusunu da daha sonra Selim kardeşimden de böyle bir kısa bir değerlendirme aldıktan sonra o konuyu da geçeceğim inşallah. Selim kardeşim, Basel'de Basel Müslümanlar Komisyonu olarak siz nasıl uygulama içerisindesiniz? Birlikte teravih namazı kılmaması ile ilgili. İşte maalesef şu anda burada camiler kapalı olduğu için cemaatle teravih namazları camide kılınamıyor. Tabii bu sene bizim de tavsiyemiz herkese teravih namazlarını aile efradiyle birlikte kılınması. Bir nevi camide yapamadıklarımız artık evlerimizde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Herkese tavsiyemiz de bu. Ve şöyle bir durum da var, yani şimdi toplumsal ibadetleri de yapamadığımız için artık kendimizin, ailemizin ve çocuklarımızın maneviyatı için daha çok vaktimiz var. Biraz da hani o açıdan pozitif bakmaya çalışıyoruz. İnsanları da biraz pozitif pencereden bu konuya bakmaları için tavsiyelerde bulunuyoruz. Evet, tabii koronanın faydaları da mutlaka var. Bu aile içinde, çocuklar içinde, babaların, çocukların dersleriyle ilgilenmesi, eşlerle daha çok zaman geçirebilmesi konular. Bunları da yayınımızın akışında sonu doğru ben bu konuyu da tekrar döneceğim. Şimdi bu noktada konudan fazla uzaklaşmam için adım adım başlıklarla gidiyorum. Yine Pitts'in tavsiyelerindeki başlıklarda kalıyorum. Şimdi okullar kapalı bir süredir ve önümüzdeki 11 Mayıs pazartesiden itibaren, yarın 27 Nisan ilk olarak kuaför, masaj salonları ve bazı satış yerleri kapılarını açıyor ve ondan sonraki haftada okullar açılıyor. Okullar açıldıktan sonra tabii şu anda okullar tatilde uzun süredir ve bu noktada dini eğitimleri de bir yansıması var. Yani okulların konusu bir ayrı bir başlık. Ben o konuyu fazla girmeden dine ve Ramazan ayının nasıl bir yansıması olduğunda kalmak istiyorum. Bu noktada dini eğitime de bir yansıması var. Kadınların camilerde buluşması, belki de çocuklara verilen Kur'an dersleri veya dini eğitimlerle ilgili de aksamalar var veya kısıtlamalar var. Toplanma kısıtlaması ile ilgili, yasağı demek istemiyorum, kısıtlaması ile ilgili yine. Şimdi benim aldığım son bilgiye göre 7 Haziran'a kadar bu toplanma kısıtlaması devam edecek. Bu noktada da bayram namazı da camilerde kılınamayacak. Bu kesin. Bu tavsiyeler niteliğinde de bu da çok kesin zaten. Buradan da bütün takipçilerimizi duyurmuş olalım. Hem bayram namazı hem bu dini eğitimlerin, hem çocukların hem bayanların camilerde buluşmaması noktasında bu kısıtlama nasıl yansıdı size? Yani 8 Haziran'a kadar şu anda çocuklara ve kadınlara bu dini eğitimlerinde uzaktan eğitimle yapılması tavsiyesi var. Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Yine Bilal Hocam'dan başlamak istiyorum. Diyanet'in camilerinde bu uygulama nasıl yansıyor? Tabii ki şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu Fitz'in almış olduğu tavsiye. Yani buna her cemiyet, her kuruluş uyup uymama noktasında serbesttir. Ancak 8 Haziran'daki duruma tabii ki bakıp dikkate alacağız. Bu durumda eğer yine bir tehlike, küçük de olsa bir tehlike söz konusu ise biz çocuklarımıza uzaktan eğitimi tavsiye ediyor ve yine onlara uzaktan eğitim vermek suretiyle bu eğitim devam ettireceğiz. Bunu önce belirtmek istiyorum. Tabii toplamla bir araya gelme yasaklandığı andan itibaren, hatta onun öncesinden bu tehlikeyi sezdiğimiz andan itibaren bütün derneklerimiz, bize bağlı bütün derneklerimiz sağ olsunlar gerekli sanal alemde gerekli tedbirleri alarak sanal alemde çocuklarımıza ders vermeye devam ettiler. Hatta bazı hocalarımızdan almış olduğum bilgiye göre daha da verimli geçtiğini söylediler. Zira yani bu virüsten önce haftada bir gün çocuklara ders veriyorken bu sayede haftanın birkaç günü çocuklar bir şekilde ders yapabiliyor ve çocuğun daha çok ilerleme kat ettiğinde kendileri ifade ettiler. Bu da daha olumlu geri dönüşleri oldu. Bu virüsle birlikte biz şu tecrübeyi de edindik. Sanal alemi hayırlı bir iş için kullanmanın da doğruluğunu keşfettik ve dolayısıyla
bu tehlike geçse bile biz yine bu sanal alemi kullanmak suretiyle çocuklarımıza din eğitimini uzaktan vermeye devam edeceğiz. Tabii Ramazan'la ilgili yeri gelmişken söyleyeyim. Biz yine gerekli tedbirleri alarak gerek mukabele Ramazan'ın adeti, bereketi, güzelliği olan işte Kur'an-ı Kerim'i okuma mukabele ediyoruz. Gerek mukabele olsun, gerek sohbetlerimiz olsun. Bütün derneklerimiz yine sanal alemde bu hizmeti vermeye devam etmektedirler. Hatta cuma hutbelerinde hocalarımız okuyor canlı olarak. Cemaatimiz camiye gelmese bile bunu takip edebiliyorlar. Hocam çok teşekkür ederim. Mustafa Hocam, sizi geçmeden önce hemen hocamın bahsettiği bir konuyla ilgili de izleyicilerimizi aydınlatmak istiyorum. Bu mukabeleler camide mi okunuyor? Bu takipçilerimizden de bu yönde sorular geliyor. İmamlarımız bunu camiden mi, evlerden mi okuyorlar? Bu konuda bir aydınlatır mısınız takipçilerimize? Şimdi genelde hocalarımız camide okuyor. Hani biz camilerimiz mahrum kalmasın. Camilerimiz yine cemaat olmasa bile yani o Kur'an'ın bereketi devam etsin diye camilerimizde okuyoruz. Yani ben şahsen bizim merkez camisinde camide okuyorum. Hocalarımızı da aynı şekilde camide okuyorlar. Yani mukabeleler camide okunuyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Bu yönde de sorular vardı. Bunu takipçilerimizi bilgilendirmiş olduk. Mustafa Hocam, buyurun söz sizde. Sizinle devam edelim. Uzaktan eğitim, kadınların camilerde buluşamaması, çocuklara yönelik eğitimler. Bu konularda siz cemiyetlerinizde ne gibi uygulamalar sürdürüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ben de aşağı yukarı aynı Bilal Hocam'ın ifade buyurdukları gibi biz de bu sosyal medyayı biraz daha kullanmayı öğrendik. Yani bunu sadece bir mesaj yazmakla kalmayıp biraz da güzel de oldu. İşte eğitim, uzaktan eğitim vermenin usullerini de öğrendik hamdolsun. Biz de mümkün mertebe cemaatimize sosyal medya üzerinden bu gibi durumlarda neler yapmaları gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgiler vermeye, eğer sorular olursa sorularını cevaplandırmaya, aynı zamanda yine gençlerimizin bizde eğitim gören gençlerimizin eğitimlerini yine sosyal medya üzerinden takip etmeye gayret ediyoruz. Bu arada biz maalesef camilerimizde mukabele okuyamıyoruz. Biz cemaatimize şöyle bir tavsiyede bulunduk. Kur'an-ı Kerim okuyabilenler evlerinde aileleriyle birlikte okumalarını tavsiye ettik. Eğer okuyamayan cemaatimiz varsa onları da bilgisayarlarına veyahut tabletlerine veyahut cep telefonlarına Kur'an-ı Kerim'i indirerek oradan okunmasını, onların da evlerinde Kur'an-ı Kerim varsa takip etmelerini tavsiye ettik. Tabii bu bir tavsiye, artık inşallah uyuyorlardır. Bu şekilde biz de yani sosyal medya aracılığıyla cemaatimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Diğer konuları yeniden döneceğim. Selim kardeşim, Bahsel'de siz BMK olarak nasıl bir uygulama içerisindesiniz? Yani şimdi ben aslında Bilal hocamızın eğitim konusundaki izlenimleri aynen paylaşıyorum. Yani buradan da sizin vasıtasıyla da gerçekten hocalarımızı takdir etmek istiyorum. Yani bu süreci gerçekten çok güzel alternatif şekillerle bu süreci yönettiler. Çocuklar çok güzel meşgul edildi. Yani çocuklara Ramazan köşeleri yaptırıldı evlerde. Veya işte en güzel cami benim camim diye çocuklara maketler yaptırıldı yarışmalar şeklinde. Aynı zamanda işte hocalar WhatsApp'ten veya farklı sosyal kanallardan çocukların evlerinde misafir olarak birebir derslerini almaları oldu. Ve Bilal hocamızın dediği gibi belki ondan önce çocuklar haftada bir kere derse gelirken bu şekilde haftada 2-3 kere ders verip daha hızlı ilerlemelerine vesile olundu. Bayanlar arasında da onlar da aynı şekilde dersleri sosyal kanallar üzerinden devam ettiler. Daha çok herkes evde olduğu için işte el işleri, ev işleri gibi yarışmalar yaptılar. Yani gerçekten evde insanların mineri canı sıkılmaması için de çok güzel alternatif programlar üretildi. Burada da gerçekten hocalarımızı, camilerimizi, yöneticileri, herkesi tebrik etmek istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Kıymetli konuklar birbirinden değerli görüşleriyle de programımızı sürdürüyoruz. Evet, programımızı yeni katılanlar belki de bilmiyordur ama tekrardan ben kısa bir başlığı hatırlatmak istiyorum. İsviçre'deki koronavirüs mücadelesiyle ilgili, salgınına yönelik tedbirlerle ilgili İsviçre'de toplanma kısıtlamaları var ve bu kapsamda da dini cemiyetlere yönelik yansımaları var ve bunun Ramazan ayına ve genel olarak cuma namazlarının, teravih namazlarının ne gibi yansımalarının olduğunu kıymetli konuklarımızla da değerlendiriyoruz. Ve yaklaşık bir saat daha burada canlı yayında bunun yansımalarını, bayram namazının camilerde kılınıp kılınamayacağı ve orucun bu sene tabii koronavirüs kapsamında oruç tutmanın da ayrıcı bir önemi var. Bunun bağışıklığı nasıl bir yansıması olacak? Belki bu konularla ilgili de kimler oruçtan muaf kalmalı, uzak kalmalı veya kimler kazayı bırakabilir? Bunlarla ilgili de yayın akışımızda ileriki dakikalarda bunları da ele alacağız inşallah. Şimdi tekrardan Bilal hocama dönmek istiyorum. Bilal hocam, hemen bir soru geldi. O soruyla ilgili de aslında benim zaten şu anda da sonraki başlığım bayram namazını camilerde kılınamayacak. Bunu kılamayacağız. Yayında da bizim sosyal medya hesabımızda da cuma namazını ve bayram namazını ailemizle birlikte kılabilir miyiz diye bir soru var. Bu soruyla da ben bu konu başlığını birleştirip size sözü bırakmak istiyorum. Buyurun. Evet. Tabii ki cuma namazının yani geçerli olmasının şartlarından birisi de cemaatle herkese açık olan bir camide kılınması. Yani cemaatle namazın kılındığı ve herkese açık olan bir camide olması gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evde cuma namazı kılınmıyor. Yani cuma namazı kılınmadığı zaman cuma namazının yerine vaktin öğle namazı kılınması gerekiyor. Ancak bayram namazıyla ilgili biliyorsunuz İslam'da dört temel mezhep vardır. Hanifi mezhebi yine bunun işte hutbe ile camide kılınması gerektiğini söylüyor. Zira bayram namazı bizim Hanifi mezhebine göre vacip. Ancak Avrupa Fetva Komisyonu yani merkezi Almanya'da bulunan İslam alimlerinin geçen bir fetva yayınladıklarını okudum. Onlar diğer üç mezhebe göre yani Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre hutbe okunmadan bayram namazını Müslümanlar ailesiyle yani eşiyle çocuğuyla kılabileceklerine yönelik fetva verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda henüz bir fetvası yok ama yani arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bayram namazını kılmak istiyorlar ise o fetvaya uyarak evlerinde çocuklarıyla beraber bayram namazını eda edebilirler. Ancak cuma namazı için böyle bir olanak imkan söz konusu değil. Zira cuma namazının geçerli olabilmesi için yani insanların cemaatle namaz kıldığı herkese açık camide olması gerekiyor. Çok aydınlatıcı oldu hocam. Bu yönde de sosyal medyada gelen soruları da cevaplamış olduk. Diğer iki konuğumu ben seslemek istiyorum. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Diğer başlığı geçeyim mi? Hocam zaten önemli konuları aydınlattı ama ben size de bir daha bir sorayım. Bu konuda bayram namazının camide kılınmaması ile ilgili söz almak ister misiniz? Yani biz umut ediyorduk ki bayram namazını camide kılabiliriz ama demek ki kılamayacağız. Aynen sayın vekilimizin düşüncelerine aynen katılıyoruz. Üzerine söz söylemek haddimizi aşmak olur. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ ol hocam. Evet. Selim kardeş, sen de ilave etmek istediğin bir şey var mı bu konuda? Tabii ki dini açıdan hocamız Mustafa hocam dediği gibi Bilal hocamızın sözü üzerinde bir şeyimiz zaten Estağfurullah. öyle bir şey düşünemeyiz. Sosyal açıdan bakarsak tabii ki bayram namazı, toplumsal bayram namazı olmaması tabii ki bizim için üzücü bir durum. Fakat bu da işte olağanüstü bir durum olduğu için bir şekilde alternatif üreterek o günü güzelleştirebileceğimizi düşünüyorum. Daha önümüzde 2-3 hafta zaman var. Pardon, 3-4 hafta zaman var. İnşallah bu zaman zarfında alternatifler de üretilir diye tahmin ediyorum. Tabii bu noktada da ben hemen bir nokta ilave etmek istiyorum. Bu İsviçre'deki normale dönüş
3 aşamalı normali dönüş yol haritası bir aşamadan diğer aşamaya geçişi İsviçre'deki bu salgının gidişatına göre hep yeniden değerlendirecek. Şu anda 27 Nisan, 11 Mayıs, 8 Haziran 3 aşamalı bir yol haritası var. Ama bu yol haritası her an her şey değişebilir. Siz geçen hafta şunu dediydiniz, bu hafta bu böyle oldu. Bayram namazı ile ilgili de belki de değişiklikler olabilir. Bu federal hükümetin alacağı tedbirlerin hafifletilmesiyle yönelik belki bir takım şeyler de değişebilir. Ama şu anda kesin olan bir şey var. 8 Haziran'a kadar toplanma yasağı devam ediyor. Genel olarak İsviçre'de ve bu kapsamda da cemiyetlere ve dini cemiyetlere, Müslümanların dışındaki diğer sinagog ve kiliselere yönelik de bu kısıtlamalar aynen geçerli. Bu noktada az önce Mustafa Hocam'ın söylediği başlığa dönmek istiyorum. Camiler bir nevi kilit vurdu kapılarını dedi. Bu tabii üzücü bir durum onu duymak. Ve camilerin belki de en önemli gelir kaynaklarının en önemli aylarından bir tanesi de Ramazan ayıydı belki de. Şu anda 2-3 aydır bu kısıtlamalar kapsamında camiler gelirlerinden doldu. Nasıl ayakta kalıyorlar ve bu süreci nasıl geçiriyorlar? Yine Diyanet camilerindeki durumla başlamak istiyorum. Bilal Hocam, buyurun, sözü size bırakıyorum. Yani şunu söyleyeyim, bizim derneklerimizden bize maddi yardımla ilgili herhangi bir talep gelmedi. Veya maddi anlamda zor durumda olduklarını ifade eder tarzda herhangi bir şikayet, dilekçe gelmedi. Bu süreçte tabii ki Allah razı olsun üyelerimizin aidatlarıyla ayakta duruyorlar. Tabii yine yani mevcut kasalarında bulunan mevcut imkanlarla bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Yani almış olduğumuz bilgiye göre derneklerimizin de bu süreçte maddi anlamda zor durumda kalmaları durumunda eğer ipotek ödüyorlarsa bunu erteleme gibi bir olanakların olduğunu da öğrendik. Ama şu ana kadar derneklerimizde herhangi bir sorunla yaşamadık. Çok şükür inşallah yaşamayız. İnşallah bu süreçte kısa zamanda geçer ve derneklerimiz daha çok maddi bir sıkıntıya düşmeden bu süreci atlatmış olurlar. Bilal Hocam, sizden güzel haberler var. Peki İslam cemiyetleri Başkanı Mustafa Hoca da aynı güzel haberler verecek mi? Onlar belki o kadar şanslı mı bilmiyorum, o kadar üyeleri var mı? Diyanet tabii üye sayısı yüksek olduğu için belki camilere katkıları güzel devam ediyor. Sizde durum nasıl hocam? Teşekkür ederim Cemil Bey. Bizde de aşağı yukarı aynı. Bu arada cemaatimize ayrıca teşekkür etmem lazım. Cami kapalı olmasına rağmen hiçbir üye kardeşimiz aidatını aksatmadı. Aidatını ödemeye devam ediyor. Bu da her ne kadar camiye gidemesek de camimizin orada olması, onun ayakta durmasının bilincinde olan bir cemaate mensup olduğumuzdan dolayı da çok teşekkür ediyorum cemaatimize ve bütün din kardeşlerimizin camilerimizi ayakta tutabilmeleri için gayret göstermelerini de bir onlara hatırlatmak için belki haddim aşmak olur ama bir görev biliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol hocam. Bahsel'de durum nasıl Selim kardeş? Sizin bir gelir sıkıntınız var mı? Bendeki haberler orta Cemil abi. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki birçok camide üyeler aidatlarını devam ediyorlar. Hani o konuda gerçekten vatandaşlar duyarlı. Fakat şöyle bir durum da var. Fazla üye sayısı olmayan camiler de var. Bizim üye camiler arasında. Bunlar bağış kampanyaları şeklinde kampanyalar başlattılar ve bu şekilde bir iki aylık süreci işte kiradı, başka gelirlerdi. Onları karşılamak için bir belirli bir bütçe sağlayabildiler. Ama tabii ki yani illaki bir maddi bir zararı oluyor camilere. Fakat şu anda gerçekten kritik durumda olan bir cami duymadım. Ki zannederim ki zaten bizim Müslüman toplumu da bir caminin kapatılması durumunda elinden geleni yapacağına inanıyorum zaten. Öyle bir şey Müslümanlar müsaade edeceğini tahmin etmiyorum. Fakat yani kimi cami bu durumlar tabii ki biraz zor şey yapıyor, zorluyor yani. Zorlamıyor değil. Çok sağ olasın. Burada takipçilerimiz de duyarlı olacaktır, sizi dinleyen takipçilerimiz de. Evet, bu
Fitz'in aldığı tavsiyeler başlıklarından sonra ben müsaadenizle oruç konusuna geçmek istiyorum. Yine Ramazan ayının önemli konularından bir tanesi. Şimdi korona virüs kapsamında oruçla ilgili de Türkiye'de de Diyanet'in bir takım tavsiyeleri oldu. Kimler oruç tutmalı, kimler tutmamalı, kimlerin tutması sakıncalı gibi. Bu noktada mutlaka Bilal hocamızın da bizi söyleyecekleri vardır. Diyanet'in Türkiye'deki açıklamalarıyla ortak örtüşen buradaki tavsiyeler de var. Şimdi ben buradaki uzmanların ve Türkiye'deki Diyanet'in açıklamalarını, tavsiyelerini, sağlık uzmanlarının da tavsiyelerini böyle bir araştırdım. Koronavirüsü tabii ki bu yıl oruç ibadetinde ciddi şekilde yansımaları var. Kişilerin kendi sağlığı açısından da daha da ayrı bir önem kazandı. Dini kuruluşlar ve sağlık uzmanları oruç tutmaları sakıncaları gördüğü bazı kişiler var. Ben bunlarla ilgili yaptığım araştırmalarda kalp, hipertansiyon, şeker, ülser ve ruhsal hastalıklar gibi bir takım kronik hastalıkları olanlar şeklinde ifade ediliyor. Hemen bu noktada ben Bilal hocama sözü vermek istiyorum. Bu oruç konusunu da takipçilerimizi bir aydınlatır mısınız hocam? Şimdi tabii şu var, yani oruç Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde farz bir ibadet olduğu ifade ediliyor. Hani Allah Celle Celaluhu ilgili ayette hani diyor ya, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ, Ramazan ayına yetişen oruç tutsun. Onun hemen ardından bunun detayları veriliyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, içinizden hasta olanlar veya yolculukta olanlar, yani seferi olanlar, bunlar başka zamanlarda, başka günlerde tutabilirler. Tabi oruca mani hastalığın ölçüsü nedir, ne kadardır? Bunu yani bir din adamı olarak bizlere değil, bunu alanında uzman, dinine, diyanetine itibar edilen hekimlerin, doktorların verebilecekleri bir karardır. Saymış olduğunuz hastalıklardan muzdarip olan vatandaşlarımız, elbette ki bunlar düzenli ilaç kullanmaları gereken hastalarımız olduğu için, bunların tutmaması yönünde Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu zaten fetvası var. Bu virüse yakalanmış olan kardeşlerimizin bu süreçte yine hakeza oruç tutmamalarında bir sakınca yoktur. Zira hastalık durumu söz konusu. Ancak bağışıklık sistemimi zayıflatır düşüncesi ile, koronavirüse işte yakalanırım korkusu ile oruç tutmama, işte bu noktada yani İslam fıkhında buna bir fetva, bir cevaz yoktur. Yani bu insanlara tamam, sen korku yaşıyorsun, işte virüse yakalanır mı korkusuyla oruç tutmayabilirsin diye bir fetva verilmez. Tabii alanım olmadığı için bu konuya girmek istemiyorum ama okumuş olduğum bir makalede birçok bilim adamı bu alanda yapmış oldukları araştırmada orucun bağışıklık sistemini zayıflattığı noktasında yani birçok insanla aynı düşünmüyor. Tam tersi, oruç hiçbir surette oruç tutan kişilerin virüse yakalanma riski daha yüksektir diye bir sonuç çıkartmamışlar. Böyle bir şeyin olmadığını da kendileri ifade etmişlerdir yani. Dolayısıyla bu durumda buna dayanarak da sen yani bu virüsten dolayı oruç tutmayabilirsiniz diye bir fetva verilmez. Çok sağ olasın hocam. Mustafa hocam, siz neler eklemek istersiniz bu konuyla ilgili? Elbette, çok teşekkür ederim. Elbette ben hocamın üzerine laf söylemek istemem. Sadece katkı babında söylüyorum. Rahmetli dedemden, oğlum oruç insanın vücudunu zindeleştirir, sıhhate kavuşturur diye söz duymuştum bundan takriben 50 sene önce. Ve şunu da eğer yanlış hatırlamıyorsam, oruç tutunuz, sıhhat bulunuz gibi bir hadis-i şerif olduğunu da duymuşum. İnşallah yanılmıyorum. Hocam yanılıyorsam siz beni düzeltin. Bir ikincisi de şunu da söyleyebilirim. Kişi kendinin doktorudur. Yani kendine güveni, azıcık bir güveni varsa oruç tutmasını tavsiye ederim. Yani öyle basit şeylerle beraber oruç ertelenecek bir ibadet değildir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Fazla da bir şey söyleyemem. Hocamın sözlerine katılıyorum aynen. Selim, senin burada eklemek istediğin bir şey var mı hocalarımızın sözünün üzerine? Yok, benim aynen katılıyorum hocalarımızın söylediklerine.
Evet, burada kimler sakıncalı, kimler tutmaması tavsiye ediliyor gibi bende uzun bir liste var ama bunları zaten hiçbirimizin haddine değil. Yani bu kişiler tutmamalı, tutması herkes burada kendi sorumluluğu üzerinde almalı. Tabii ki doktorların tavsiyesini de dikkate almalı. Eğer yeni ameliyat veya gerçekten kronik hastalıkları olan kişiler varsa da bunlar doktorlarıyla da konuşmalı. Ama oruç tutmanın bağışıklık sistemini zayıflatacağı yönde herhangi bir kanıt yok. Böyle bir fetva da yok. Ama tabii bu konuda herkes kendi kararını kendisi vermeli. Tekrardan az önceki ilginç başlıklardan bir tanesine dönmek istiyorum. Koronanın faydaları. Hayatımızı tabii ki önemli. Faydaları da oldu. Bizi bazı değerleri hatırlattı. Önemsiz gördüğümüz birçok konunun veya çok önemli gördüğümüz konuların aslında çok manasız ama manasız gibi gördüğümüz konuların da çok anlamlı olduğunu da fark ettik bu süreçte, bu 2-3 aylık süreçte. Bu konularla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Hem manevi değerlerle ilgili hem günlük hayatımızla ilgili. Bilal Hocam, bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii ki ben de korona virüsüne yakalanmış ve Allah'a şükürler olsun Allah'ımın izniyle şifa bulmuş birisi olarak da burada konuşuyorum. Öncelikle koronanın elbette ki zararlarının yanı sıra bence manevi hayatımıza birçok faydaları da vardır. Örneğin ben hastalığa yakalan biraz da ağır geçirdim. Tabii bu arada ben bu hastalık sürecinde her gün bizi arayarak, ilgilenerek desteklerini veren Sayın Büyükelçimize İlhan Saygılı Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu arada gerek Medipark Sağlık Kuruluşu olsun gerek orada çalışan Doktor Tuncay Bey olsun Allah kendilerine razı olsun. Çok ilgilendiler. Hatta hastanedeki tedavimin hastanede devam etmesi için ellerinden geleni yaptılar. Allah kendilerine razı olsun. Teşekkür ediyorum onlara. Tabii o süreçte biraz tabii kritikti benim durum, biraz ağır atlattım. Kendimle hesaplaştım. Yani birçok anlam yüklediğim, birçok önemsediğim, öncelediğim birçok işin çok anlamsız ve gereksiz olduğunu, çok gereksiz, anlamsız uğraşlarla uğraştığımı fark ettim. Yani belki hani bir din adamı olarak tabii bir öz eleştiri yapıyorum. Allah'a adadığımı, Allah için yaptığımı zannettim bazı amellerde ihlasın eksik olduğunu hissettim. Bunlar bir nevi kendimle yüzleşmeme vesile oldu. Tabii ki birçok değerin de tekrar farkına varmama vesile oldu. Örneğin işte aile, çocuklarımın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, ne bileyim bunların kıymetini anlamış olduk. Korona virüsü belki bu dünya meşgalesi içerisinde az önce siz de değinmiştiniz Cemil Bey. Bazı değerler örneğin aile gibi önemli bir değerin tekrar kıymetinin değerinin farkına vardık ve onlarla çokça vakit geçirdik. Örneğin düzenli evde kitap okuma, cemaatle namaz kılma, sohbet etme, ne bileyim bu gibi şeylerle daha çok birbirimize yakınlaşma, birbirimize vakit ayırma gibi aile bağlarını güçlendirici bazı değerleri de hatırlamamıza vesile oldu. Bu anlamda onun pozitif yönüyle koronanın bize faydaları ve katkıları olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Mustafa hocam, buyurun sözü sizi bırakayım. Siz ne gibi faydalarını görüyorsunuz koronanın? Şimdi biliyorsunuz bu hastalık, yani bu mikrop yayılmaya başladığı, önce teşekkür ederim, kusura bakmayın. Biliyorsunuz bu mikrop yayılmaya başladığı zaman sosyal medyada bir sürü fikirler ortaya atıldı, bir sürü şeyler üretildi. Ama ben şöyle bakıyorum olaya, şahsım olarak. Yani aynen hocamın dediği gibi bir iç muhasebe olarak, zaten öyle de oldu ki tam virüs olayı gündeme geldi, ben trafik kazası geçirdim, yatağa bağlı kaldım. Yani ayrıca bir düşünme ortamı içerisine girdik. Gerçekten hani derler ya, bazen bu tip şeylere ihtiyacımız var gibi geliyor bana.
Çünkü tarihi süre içerisinde baktığımız zaman insanlar biraz refaha kavuşmaya başlayıp o biraz uzun sürdü müydü hemen kendilerini unutmaya, her şeyin kendilerine ait olduğunu, her şeyin gücün kendilerinde olduğunu zannetmeye başlıyor. Onun için bu virüs yani bu koronavirüsü inşallah öncelikle biz Müslümanlara, çünkü yeryüzünde adaleti sağlayacak olan, kardeşliği sağlayacak olan sevginin, saygının, güzel ahlakın temsilcisi olan birinci derecede Müslümanlardır. İnşallah Müslümanlar bu ahlaklarına geri dönmelerine bir fırsat verir bu koronavirüs. Çünkü herkes eve kapandı, eve kapandı, bir işimiz yok, sadece düşünüyoruz. Böyle hani eskiden değil de toplumumuzda bir şey verdi. İşte ne yapıyorsun? Zaman harcıyorum. Şimdi zamanı harcamaktan ziyade nasıl kullanacağımızın derdine düştük. Ondan dolayı belki inşallah öncelikle Müslümanlara bir ibret olur. Kendimizi bir hesaba çekeriz, bir iç muhasebeye döneriz. İkincisi dünya insanlığı nasıl söyleyeyim? Gerçekten merhum Mehmet Akif'in dişli insan, dişsiz insanı yerdi gibi bir zulmün, yani acayip bir zulmün içerisinde kıvranıyoruz. Ondan dolayı inşallah bu dünya insanlığı da bundan bir ibret alır, kendi vicdanı olmayan vicdanını oluşturmaya çalışır diye düşünüyorum. Geçen sizin yine programınızda olacaktı herhalde sayın kıymetli bilim adamımız Mustafa Çavuşoğlu'nu dinledim. O işte bir tarihte güç toprak sahibi olanlarda oluyordu. Sonra makineye sahip olanların eline geçti bu güç. Günümüzde de bu güç dataları biriktirenlerin eline geçiyor gibi bir ifade kullandı. Yani tabii bilim adamı bir şey demek işime gelmiyor ama ben bütün ilim ve bilimin Müslümanların elinde olduğunu ve Müslümanlar bu ilim ve bilimi çalıştırdıkları takdirde dünyaya yeniden bir huzur gelebileceğini düşünüyorum ve bu virüsün de buna bir başlangıç olabileceği kanaati bende hakim. İnşallah maneviyatımızın ve ihlasımızın artmasına vesile olur diye düşünüyorum. Rabbinden öyle niyaz ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Mustafa Çavuşoğlu hocamızın kulaklarını çınlattık buradan. Bugün de gündüz ben kendisiyle de konuştum. Dünkü yayında A Haber'e bağlanıp koronadan sonra bizleri neler bekliyor veya nasıl bir dünya bizi bekliyor konusunu gerçekten 4-5 dakikada güzel aydınlattı, anlattı. Evet. O konuyu önümüzdeki dönem ben Mustafa Hoca'yla da belki bir iki diğer kıymetli konumuzla o başlığı ayrıca bir değerlendirmek, ele almak istiyorum. Kendisine de buradan selamlar gönderelim. Selim kardeşim, bu kriz, korona krizi döneminde olumlu yönler neydi sence ve buradan da fırsatlar çıkardık mı? Ya şimdi bana göre de hani normal hayatta dikkatimizi çekmeyen konular şimdi değer kazandı. Bu sadece normal ilişkiler babında bile işte akraba ziyaretleri, büyükleri ziyaret, eş dostla bir araya gelme konuları şu anda yapılamıyor. Yani bunların bile ne kadar aslında kıymetli, değerli şeyler olduğunu insan farkına varıyor. Ve Bilal hocamızın da dediği gibi yani insan bundan önce bir koşuşturma içinde hep. Hep bir tempo içinde, koşuşturma içinde. Şimdi birden hepsi yavaşladı ve insan yaptığım acaba doğru mu? Doğru yolda mıyım? Yaptıklarım, hedeflerim ve yaptıklarımla uyuşuyor mu? İyi insan iç hesabı kendi kendine bir muhasebe tabii ki sevk ediyor. Aynı zamanda işte şu anda mesela Ramazan'la ilgili. Bana öyle geliyor ki çok özel bir Ramazan geçiriyoruz ama bu Ramazan'ı çok pozitif hatırlayacağız gibime geliyor. Ve belki acaba tekrar böyle bir kendimizle bir iç muhasebede bulunacağımız bir Ramazan acaba tekrar yaşar mıyız diye kendi kendime de düşünüyorum. Yani demin de dediğim gibi hani bu Ramazan'da şimdi daha çok evimizde olduğumuz için ailemize konsantre olacağız. Ailemizde çoluk çocuğumuza çok farklı bir zamanlar geçireceğiz. Beraber işte Bilal hocamızın dediği gibi kitap okumalar, cemaatle namaz kılmalar,
beraber yemek pişirmeler. Yani bunlar çok farklı şeyler. Belki normal her zamanki gibi bir Ramazan olsaydı daha az zaman olurdu böyle konular için. Şu anda da bunun bir nevi tadını çıkarmaya çalışıyoruz bu durumda. Yani faydaları çok. İnşallah hayırlısı olur hepimiz için. Herkes de kendisi için ibretini, dersini bu zor süreçten çıkaracağını ümit ediyorum. Bu noktada ben her yaştan vatandaşlarla zaman zaman konuşuyorum, zaman zaman yayınlar yapıyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz. İleri yaşta bay bayan kardeşlerimiz Zoom'u keşfetti. Bazı kardeşlerimiz işte Skype üzerinden, hanımlara bakıyorum, camilerin kadın grupları Skype üzerinden canlı yayınlar yapıp sohbet programları yapmaya başladılar. Aslında bir taraftan diğer yönüyle baktığımız zaman da gerçekten hem teknolojiyi keşfetmemiz, hem bu krizden, bu imkansızlıklardan da farklı imkanlar çıkarmaya çalışmamız, yeni önemli değerleri keşfetmemiz açısından da mutlaka farklı yönleri de, güzel yönleri de var. Bu noktada belki de uzaktan eğitim konusu korona döneminden sonra da devam edebilir. Bilal Hocam sanıyorum buna benzer bir ifadede bulundu. Belki bu konuyu biraz daha derin konuşabiliriz. Hocam aslında çocuklar için, aileler için daha iyi değil mi bu uzaktan eğitim? Yani çocuklar cumartesi, pazarları belki iki tatil günü okullar başladığını varsayarsak iki gün oluyor ve bazıları gelemiyor. Ama uzaktan eğitim belki de daha bir pratik olacak, daha kolay olacak. Bu fırsat da bundan sonra devam edebilir mi? Kesinlikle. Tabii ki şartların değişmesiyle birlikte biz de kendimizi yenilememiz, güncellememiz gerekiyor. Yani bizim klasik rahle usulü dediğimiz eğitim şu durumda açıkçası, yani benim şahsi kanaatim ve görüşüm, çok da verimli olmuyor. Zira çok az bir zamanınız var, çokça çocuk var, onlara nasıl eğitim vereceksiniz, onlarla nasıl ilgileneceksiniz? Ancak bunu hafta içerisinde yaymak istediğinizde çocuklarımızın okula gitme gibi bir durumu söz konusu olduğundan dolayı camiye gelememe gibi bir problemi var. Bu durumda onlara alternatif olarak bu uzaktan sanal alemde böyle bir eğitim verme imkanı var. Biz bunu koronavirüste keşfettik. Zaten İsviçre Türk Diyaneti Vakfı olarak bununla ilgili tamamen bize ait bir görüntülü program da geliştirdik. Hatta şu an örnek olarak ilkini Diyanet Merkez Camisi olarak biz kullanıyoruz. Mukabele ve sohbetlerimizi o program üzerinden gerçekleştiriyoruz. Çok basit. Yani bunu internet ortamında bir televizyon gibi düşünün. Biz bunu inşallah yaygınlaştırıp virüs sonrası o hal kalktıktan sonra bütün derneklerimize bu programı vermek suretiyle çocuklarımıza haftanın birkaç günü internet ortamında ders vermeyi elbette ki düşünüyoruz. Zaten bu nimeti biz bu koronavirüs sayesinde keşfetmiş olduk ve gerçekten çok güzel geri dönüşleri oldu yani. Bu süreçte Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklarımız oldu. Çok ciddi anlamda ilerleme sağlayan çocuklarımız oldu. Bu açıdan biz bunu ciddi anlamda değerlendireceğimizi burada söylemek, ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Mustafa hocam, siz devam etmeyi düşünüyor musunuz bu sanal eğitimleri daha sonra, virüs döneminden sonra da? Şimdi Bilal hocamın buyurduğu gibi iyi bir şeyin aksatılması hiçbir zaman doğru olmaz. Az da olsa, yavaş da olsa onu geliştirmek, daha ileriye doğru getirme gayreti içerisinde olacağız elbette. Bu hususta tabii biz gençlerimizden öyle kayda değer bir dönüşüm henüz almadık. Ama bu sosyal medya üzerinden eğitim gerçekten çok güzel bir şey. Elbette biz de daha ileriki günlerde inşallah hocamla yine bu mesele üzerinde nasıl bir program ayarlamışlar takip edip biz de faydalanma imkanına kavuşabiliriz diye düşünüyorum inşallah. En azından paylaşırız tabii ki. Teşekkür ederim hocam. Selim, senin düşüncelerin ne bu fırsatlar konusunda, bu kriz dönemindeki fırsatlarla ilgili ve online eğitim daha sonraki dönemle ilgili?
Yani online eğitim konusu aslında Bilal hocamızın dediği gibi koronavirüs sayesinde bu konuda yani neredeyse bir çağ atlatıldı. Bütün cemiyetlerde. Yani bunu bizim Arnavut cemiyetlerde, Boşnak cemiyetlerinde de görüyoruz. Yani resmen bir çağ atlatıldı. Yeni bir şey keşfedilmiş gibi olundu. Ki aslında bu çok daha önceden belki keşfedilmesi gerekiyordu. Ama bazen de demek ki böyle şeyler olması gerekiyor ki herkes gerçekten bu işin ne kadar faydalı olabileceğini tam manasında anlayabilsin. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Bilal Hocam doğru dedi. Yani verimli oluyor. Yani çocuklar hafta sonu diyelim 2 saate camiye gideceğine evde belki 15 dakikada 2 saatte yapabileceği dersi 15 dakikada hocayla birebir dersle yapabiliyorlar yani. Bu gerçekten güzel bir gelişme. Tabii ki ileride bu hangi noktalara daha devam edecek? Bu derslerle devam edip ondan sonra daha nasıl geliştirebilir? Bunu heyecanla ve büyük bir merakla takip ediyorum ve güzel bir şey olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu FITS'in Ramazan ayına ve buradaki Müslüman cemaate bu FITS'in açıklamalarının ve federal hükümetin toplanma kısıtlaması ile ilgili Ramazan ayının yansımalarının konularını, konu başlıklarını konuştuk. Burada belki Ramazan ayına özel en önemli konulardan bir tanesi kaldı. O da iftarlar tabii ki. Bu iftarlar bizleri buradaki vatandaşları, dernekleri, STK'ları bir araya getiriyordu. Zaman zaman bir bayram havası niteliğinde buluşmalar oluyordu. Halka açık iftarlar Zürih'te gerçekleşiyordu. Bu sene bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Bu konuda da FITS'in tavsiyeleri kapsamında iftarları kalabalık ortamlarda yapmayın. Ailelerinizle, aile ortamında, aile bireyleriyle birlikte gerçekleştirin. Tedbirleri elden bırakmayın denildi. İftarlarla ilgili de kısa bir tur yapmak istiyorum yine Bilal Hocam'dan. Bu konuda sanıyorum bir ihlal eden herhangi bir dernek olduğunu da düşünmüyorum. Bu tedbirlerin aynen devam ettirilmesi çok önemli. Toplumun sağlığı ve herkesin kendi sağlığı açısından da. İftar konusunu da bir değerlendirelim hocam. Buyurun. Tabii derneklerimizde maalesef bu sene hiçbir derneğimizde iftar verilmiyor. Ancak biliyorsunuz iftarların genel amacı özellikle gurbette yaşayan vatandaşlarımız için ayrıca bir önemi var. Buradaki dostluk, kardeşlik bağlarını pekiştirmek, bir araya gelmek, o manevi duyguyu yaşamak. Bunun tabii ki ikinci bir boyutu ise oruçlu olan kimseye iftar açtırmak suretiyle onun sevabından istifade edebilmek. Belki birincisi yani bir araya gelmek, kardeşlik, dostluk bağlarını pekiştirme bu sene mümkün olmayacak ama fakire, muhtaca, ne bileyim aç olanlara, ihtiyaç sahiplerine iftarlarımızı bir kumanya olarak bağışlama gibi bir imkan ve olanağımız söz konusu. O sevaptan istifade edebilmek için. Bu da buradan bir duyuru belki vatandaşlarımız için. Arzu ederlerse, isterlerse, bu sevaptan, bu hayırdan nasiplenmek isterlerse, iftar yerine bir kumanya bağışında İsviçre Türk Diyanet Vakfı üzerinden fakir insanlara ulaştırılmak üzere kumanya bağışında bulunabilirler. Tabii bu inşallah bizim için bir ibret vesilesi olur. Bunun kıymetini, değerini daha iyi anlarız ki anlamışızdır. Dediğim gibi bizim şu anki derneklerimizde hiçbirinde iftar verilmiyor. Ama bazı derneklerimiz kendi çapında bu iftarların yerine kumanya olarak vatandaşlarımızdan bağış toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Teşekkür ederim hocam. Mustafa hocam, siz de cemiyetlerinizle iftarlarda bir araya gelemiyorsunuz. Bununla ilgili de siz ne düşünüyorsunuz? Ne gibi uygulama içerisindesiniz? Teşekkür ederim Cemil Bey. Biz de aynen Bilal Hocam'ın dediği gibi elbette ki böyle bir yani Avrupa'da garip bir ülkede yalnız başına olmaktan ziyade işte Ramazan iftarlarında, teravihlerinde bir araya gelmekten bu sene mahrum olduk. Tabii bu basit bir şey değil. İnsanı içten içe yaralıyor. Derin bir tefekküre sevk ediyor. Ama öteki taraftan da baktığımız zaman yani gerçekten bir araya gelmekten ziyade son zamanlarda hele bayağı bir abartı var değişik içerisinde. Benim en çok üzüldüğüm bu
iftar meselesinde şu, o da ilticacı olan kardeşlerimizin birçokları camilerde iftar ediliyordu. Böylelikle karınları doyuyordu. Onların nerede olduklarını, nerelerde kaldıklarını pek fazla da bilmiyoruz. Tamam, bu toplu olarak kaldıkları yerlerin dışında bireysel kalanları. Ondan mahrum oldular. Ama hocamın o söylemiş olduğu bu iftar paketleri şeklinde, kumanya paketleri şeklindeki düşünce bizim cemaatimiz, cemiyetimiz içerisinde de mevcut. Biz de bu hususta bazı arkadaşlarımız özel gayretleriyle bu tip şeyleri yapıyorlar. Yapmaya gayret ediyoruz. Belki de daha güzel oluyor. Belki insanların sevgilerini, muhabbetlerini kazanmaya da bir vesile olur diye o yani iftar paketlerini, kumanya paketlerini biz de yani ön plana almak istiyoruz daha doğrusu. Bu hususta çalışan kardeşlerimiz de var. Hepsinden Allah razı olsun. Ama üzücü bir durum elbette. Teşekkür ederim. Evet. Selim kardeşim buyur. Senin bu konuyla ilgili söylemek istediklerin neler? Mustafa Hocam çok güzel bir konuya değindi. Yani Ramazan'da gerçekten birçok ilticacı ve farklı ülkelerden gelen insanlar gelip Ramazan'daki iftarlara katılırlardı. İnsanın kalbi biraz da oraya ağlıyor mu, acıyor mu öyle diyelim. Yani onların bir nevi bundan mahrum olması. Fakat mesela Basel'de şöyle bir durum da var. Bazı camiler toplu iftar yemeği vermeseler de yine de iftar yemeğini pişiriyorlar. Ondan sonra dileyenler evden kap kaşık getirip yemeğini alıp eve götürebiliyorlar ve şu anda yavaş yavaş bu iltica evlerinde de konuşulmaya başlandı. Talep yavaş yavaş artmaya da başlandı. Gelip orada yemekten alıp evlerinde yiyebiliyorlar. Yani hiç değilse paylaşma ruhunu bu şekilde Ramazan'da devam ettirmeye çalışan camiler de var. Çok güzel bir uygulama. Gerçekten tebrik edelim bunu yapanlara, emeği geçenlere. Evet. İhtiyaç sahiplerini bu yemekleri buluşturabiliyorlarsa da helal olsun. Ne güzel. Ramazan'ın zaten özü de bu. Evet, programımıza yeni katılanlar var. Ben sosyal medya hesabımızı takip ediyorum. Aynı zamanda sorular geliyor. Bu soruları da konuklarıma iletmem gereken sorular olursa da not alıyorum. Şimdi Bilal Hocama bir soru var. Bu soru demeyeyim de bir temenni var. Bu temenniyi de ileteyim. İsviçre genelinde montajcı çalışanlardan bazı işçiler camilerin app programı var mı ve böyle bir uygulama olursa güzel olur diye size bir temenni de bulunmuşlar ricada. Önceden vardı ama şu anda yok. Bazen Lozan'a gidiyoruz, bazen İsviçre'nin diğer köşesine gidiyoruz ve o en yakında nerede cami var bunu app'ten görebiliyorduk diyorlar. Hocam bu konuyla ilgili var mı böyle bir app ve böyle bir şey olabilir mi? Şimdi şöyle, bizim İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın resmi internet sayfasına girdiklerinde bu arada İsviçre genelindeki bütün camilerimizin adresleri mevcut. Yani vatandaşlarımız oraya girdiklerinde caminin adresini çok rahat bir şekilde bulabiliyor. Ve o şekilde camiyi yani navigasyonla bulabiliyor. Bütün camilerimizin İsviçre Türk Diyanet Vakfı resmi internet sayfasına girdiği zaman İTDV kurumsal butonuna bastığı zaman oradaki başlığa dernekler çıkıyor. Dernekler bölümüne bastığı zaman hangi derneğimiz nerede? Hocam ses adresini. Evet Bilal Hocam. Evet. Yani camilerimizin bütün adresleri mevcut. Camilerimizin bütün adresleri mevcut. Adreslerimizi İsviçre Türk Diyanet sayfasından çok... Bilal Hocam sizin mikrofonda galiba bir sıkıntı var. Ben isterseniz onu bir ayarlayın ya da bir kontrol edin. Bu süreçte ben programımıza yeni katılanlar... Evet şu anda düzeldi galiba. Cemil Bey duyuyor musunuz? Evet. Evet. Şimdi tekrar edeyim. Bizim İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın resmi internet sayfasına girdiklerinde vatandaşlarımız İTDV kurumsal
başlığına bastıkları zaman dernekler bölümü geliyor. Derneklere bastıkları zaman bütün derneklerimizin adresleri orada mevcut. Oradan adresleri bulup camiye ulaşabilir, gidebilirler. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, programımızı yeni katılanları görüyorum. Bugün tabii pazar, pazar günü hava da güzel. Güzel havada belki de dolaşmış, havanın keyfini çıkarmış ailelerimiz de olabilir. Şimdi şöyle bir özetleyecek olursak, federal hükümetin 5 kişiden fazla toplanma kısıtlama yasağı aynen devam ediyor ve bunun bu tedbirlerin daha sürdürülmesi, gevşetilmemesi yönünde de uyarıları var. Bu önümüzdeki dönemle ilgili ben bir yol haritası ile ilgili de kısa notlar aktarmak istiyorum. 27 Nisan yarın pazartesi, bu 3 aşamalı normale dönüş yol haritasının ilk aşaması yarın gerçekleşiyor, 27 Nisan. Bu 27 Nisan'da ilk olarak kuaförler, masaj salonları, fizyoterapistler, doktorların muayenehaneleri, diş hekimleri, yine bunlar salonlarını açıyorlar hizmete ve bazı alışveriş yerleri de yine zaten şu anda da temel gıda ihtiyaçla ilgili marketler aynen hizmetleri sürdürüyordu. Bu noktada mesela McDonald's'ın drive hizmeti devreye giriyor. Gene restoranlara henüz gidemeyecekler ama belki de dışarıda yemek isteyenler için bunu da ek not olaraktan aktarmış olayım. Ve en çok merak edilen konulardan bir tanesi gastronomi ve restoranlar ne zaman açılacak? Federal hükümetin şu anda onlarla ilgili ne yazık ki bir planı yok. Önümüzdeki dönem onların talepleri değerlendiriliyor. Bu konuda bir rahatsızlıkları var ve federal hükümet onların taleplerini değerlendirip önümüzdeki belki 11 Mayıs'taki ikinci aşamadan önce de bu konuyla ilgili açıklamalar yapabilir. Bunu da bekliyorum. 11 Mayıs'ta okullar açılacak. Zorunlu temel eğitim başlıyor 11 Mayıs'ta. Ve 11 Mayıs'la beraber bu perakende satışlar ve bütün satış mağazalarının çoğu kapılarını açıyor. Bu önemli. Yarın 27 Nisan'da kuaförlerin açılışı çok ilginç. Tabii burada tartışmalar da var. En önemli ihtiyaç kuaförler miydi, masaj salonları mıydı, restoranlar önce mi açılmalıydı gibi tartışmalar hiç bitmiyor. Yarın kuaföre gidecekler. Bir kere maske takmaları zorunlu. Çalışanlar eldiven ve maskeyle hizmet verecekler ve 2 metre sosyal mesafe kuralı geçerli. Bu da nasıl uygulanacak? Bu konuda da bir fikrim yok açıkçası. Masaj salonlarında da nasıl uzaktan bir hizmet verilecek? Temas olmadan göreceğiz. Pratikteki uygulamalarını göreceğiz. Bu konularda söz almak isteyen varsa gene de böyle bir tur yapalım dilerseniz. Konumuz federal hükümetin toplanma kısıtlaması ile ilgili Müslüman cemiyetleri, buradaki cemiyetlere Ramazan ayına yansıması neler oldu başlıklarıydı. Bu konuları konuştuk. Özetle de programın özetini açıklamış olayım yeni gelenler için. Bilal Hocam, bu önümüzdeki 3 aşamalı yol haritası ile ilgili aktarmak istediğiniz görüşleriniz nelerdir? Ben şunu söyleyeyim, yani özellikle bu virüse yakalandım. Ne kadar tehlikeli olduğunu yaşadım ve gördüm. Bu noktada ben kesinlikle yani acı bir tecrübe yaşamış bir kardeşiniz olarak ben vatandaşlarıma hiçbir surette vatandaşlarımıza tavsiye etmiyorum. Bu noktada tedbirli olsunlar. Bırakın saçları uzasın, bırakın şekli şemali biraz bozuk görünsün ama sağlığını tehlikeye atmasınlar. İnanın bana bu çok önemli. Ben tabii ki burada hiç kimseyi itham etmek de istemiyoruz. Biliyorsunuz İsviçre'de bir baskı da oluştu. Ekonominin kötüye gitmesi gerek iş dünyasının baskılarından da hükümetin bu şekilde bir alel acele bir karar aldığını da düşünüyorum yani bu şekilde. Dolayısıyla tehlike geçmiş değil. Tehlike hala çok güçlü bir şekilde duruyor. Bak camilerimize, evlerimize kadar girdi. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bu virüsü ciddiye alsınlar ve kesinlikle biraz daha sabretip oraya gitmesinler. Çok doğru söylüyorsun hocam. Özellikle havalar ısınınca insanlar bir an koronayı unutuyor. Bazen büyük şehirlerde de görüyoruz. Zürih'te, Basel'de, Bern'de park alanları 2 metre sosyal mesafe kuralları ihmal ediliyor. Yeşillik alanlara insanlar kendini atıyor ama biraz daha sabır
gerekli bu konuda. Bir iki ay daha, özellikle 8 Haziran'a kadar, üçüncü aşamaya kadar biraz tedbirlerde insanların sabırlı olması gerekiyor. 8 Haziran'dan sonra toplanma kısıtlamaları da biraz daha hafifleyecek. Ondan sonra camilerde de buluşulabilecek. Tabii bunlar hepsi öngörü. Yani her aşamadan diğer aşamaya geçiş son durumda değerlendirildikten sonra. Yani siz bugün veya geçen hafta canlı yayında böyle demiştiniz ama 8 Haziran'da hala kısıtlamalar devam ediyor denilebilir bir ay sonra. Bunu bilmiyoruz ve öngöremeyiz de. Bu noktada Mustafa Hocam, sizin eklemek, söylemek istedikleriniz var mı bu üç aşamalı yol haritası ile ilgili? Çok teşekkür ederim. Elbette ben de tabii Sayın Bilal Hocam çok güzel özetlediler. Damdan düşenin derdini damdan düşen anlar gibisinden. Şimdi bu çok tehlikeli bir virüs, mikrop. Onun için yarın bir gün, yani camiler açılsa da biz yine de tedbiri elden bırakmamaya, çünkü medyada şunu duyuyoruz, söylüyorlar, siz de haberlerde duyuyorsunuz. Bunun arkasından çok daha ağır bir sürecin gelebileceği imasını veriyorlar. Onlara karşı tedbirli olmamız lazım. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Elbette takdir Allah'ındır. Yalnız o, ben güldüm. O 2 metre mesafeyi konforda nasıl herhalde uzun çubuklar yapacaklar diye gülesim geldi. Yani dinleyicilerimiz, seyircilerimiz bizi bağışlasın. Bazen iş biraz da latifeye dönüyor. Kusurumuza bakmasınlar. Yalnız biraz acele oldu gibime geliyor benim. Fakat devletin işine karışacak gücüm yok benim. Kendileri bilirler. Teşekkür evet. ederim. Bu kuaför meslek sahibi arkadaşlar tarafından da dile getiriliyor. Aslında biz de bir iki hafta daha bekleyebilirdik. Biraz daha normale dönüldükten sonra da açılsak da olabilirdi diye de bu yönde de görüşleri var onların da. Selim kardeş, senin görüşün nelerdir? Bu aynı zamanda uzun dönem siyaset de yaptın. Siyasi kanadını da biliyorsun işin. Belki seninle biraz bu yönüyle bakabiliriz. Son haftalarda ben de siyaseti de çok takip ediyorum. Medyanın içindeki demeçleri de. Özellikle Sağ Parti SPP'nin bu yönde ekonomideki her hafta bir 5 milyar frank zarar, hasar var diyerekten açıklamaları var. Ve bir an önce normale dönülmesi gerekiyor diye bir iki haftadır bu yönde baskıları var. Diğer bir partinin okullar bir an önce açılsın yönünde bir baskısı oldu. Aslında burada federal hükümetin işi hiç kolay değil. Yani Nasrettin evet. Hoca'nın misali, hangi kararı alsa diğer grup, diğer kesim rahatsız oluyor, sistemde bulunuyor. Restoranlarla ilgili şu anda bir riziko var, onları biraz öteleyelim dedi ve restorancıların hepsi de mutsuzluğunu ifade etti ve bunu tekrar değerlendirelim dediler. Sen hem siyasi boyutuyla biraz bir değerlendirmede bulunur musun? Ya şimdi tabii ilk başta sıkı tedbirler alındığında bütün İsviçre'deki partiler hem yani hükümetin bu kararları arkasında durdular. Hiçbir yerde bir çatlak ses çıkmadı. Çünkü o zaman da bu sürecin nereye varacağı tam belli değildi. İtalya'ya bakıyorduk. İtalya'da hastanelerde kapasiteler kalmamıştı. Çok insan bir günde, bir sürü insan ölüyordu maalesef. Oraya bakaraktan fazla bir çatlak ses çıkmıyordu. Fakat işte bu sıkı tedbirler süreci uzadıkça ekonomiye de tabii ki ciddi yansımaları oldu. Ve Cemil abi doğru dediğin gibi ekonomiyi temsil eden partiler ve ekonomiyle sıkı ilişkileri olan partiler tabii ki şimdi yavaş yavaş bu normalleşme sürecinde ekonominin tekrar normalleşmesi için belirli çalışmalarda, baskılarda bulunuyorlar. Yani her şeye rağmen Bilal Hocam doğru dedi, yani virüs yine burada. Tedavi yöntemleri henüz hala yok. Zaten amaçlarından bir tanesi de yani bu sıkı tedbirlerde hastanelerde şey olmasın, çok kişi bir anda hasta olup kapasitelerde zorluk, sıkıntı yaşanmasın. Şu anda demek ki Sağlık Bakanlığı bu konuyu biraz aşmış gibi değerlendiriyor. O yüzden şimdi gevşetilme sürecine geçildi. Ama bu gevşetilme sürecine geçildiği halde yine de bütün işte 2 metre mesafe, hijyen kurallarına, şeylerin hepsine de çok dikkat edilmesi lazım. Ve
Normal hayatta da işte kuaförler veya başka yerler açılsa da yani mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın hijyen kurallarına herkes uyması gerekir. Bu konuda gerçekten bizler vatandaşlar olarak duyarlı olmamız gerekiyor ve Sağlık Bakanlığı halinde diyor yani mümkün mertebe evde kalın. Yani bu tedbirler azalsa da yine de mümkün mertebe dışarı çıkmamayı dikkat etmemiz gerekir. Tabii bu konuda benim de eklemek istediğim bir konuyu da ifade ettin konuşmanın içinde. Sağlık ilk etapta önemli olan burada sağlık sisteminin çökmemesiydi. Yani bir anda bütün ülkelerin aslında Türkiye'nin, ülkemizin de bu yöndeki endişeleri bir anda salgından belki de binlerce kişi etkilenir ve hastanelerde yer olmaz. Bunun örneklerini İtalya'da, İspanya'da gördük. Hastalar sokaklarda yatıyordu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vardı. Bütün ülkelerin endişeleri buydu. İsviçre'de de bu yönde hastanelerde tedbirler alındı. Birçok ameliyatlar ertelendi. Zorunlu olmayan tedaviler birkaç ay ötelendi. Ama şu anda gelinen noktada son Sağlık Bakanı'nın açıklamaları hastanelerde boş yerler var. Hatta üçte biri boş kalmış ama boş kalması dolu olup da sokakları taşmasından bence daha iyi bir eleştiri. Bu yönde de eleştiriler geldi bazı siyasi partilerden ama bu bence böylesi daha iyi. Şu anda da şöyle bir yeni bir karar var. Buradan takipçilerimizi bilgilendirelim. Daha önce İsviçre'de testlerle ilgili uygulama çok katıydı. Yani Bilal Hocam da bunu bizzat yaşamış kişilerden bir tanesi. Koronavirüs tanısı konulan hastalar bile hastaneye gittiklerinde bile bunlar evini gönderilip kendi çabalarıyla karantina izole etmeleri çağrısında bulunuldu, tavsiyelerinde bulunuldu ve zorunlu olmadıkça da test yapılmadı kimseye. Şu anda yapılan yaklaşık bir 250 bine yakın bir test var İsviçre'de ve bunların %14-15 oranı pozitif. Ve son haftalarda da test oranları da düştü. Bunu Sağlık Bakanlığı artık yani vakaların düşüşünü bağlıyor. Bilmiyoruz. Biz sadece açıklanan verilere güvenmek, inanmak durumundayız. Ve bu noktada da yeni vakalarda da düşüş olduğu söyleniyor. Medyaya yansıyan rakamlar bunlar. Ve şöyle de bir karar aldı bu kapsamda yeniden 27 Nisan'daki ilk normalleşmeye gidilirken de Sağlık Bakanlığı BAG test kurallarındaki bu katı tutumunu biraz gevşetti. Yani daha çok testler yapılabilir. Herhangi bir semptomla, bu yöndeki semptomla doktoruna veya hastaneye giden kişilerin artık doktorlar da hemen korona testi yapabilecekler. Çünkü testler düştüğü için de biraz daha imkanlar artık genişledi bu noktada da. Bu iyi bir haber. Hastanelerdeki kapasiteler de tabii arttığı için. Bununla birlikte sosyal medyada takipçilerimizden gelen sorular var. Sınırlar açılacak mı? Uçaklar uçmaya başlayacak mı? En çok merak edilen yaz tatili ne olacak? Yazın Türkiye'ye gidebilecek miyiz? Bu üç konu önümüzdeki birkaç ay bizi tabii meşgul edecek. Şimdi sınırların açılması, henüz sınırlar şu anda açık değil. Hem İtalya hem Avusturya hem Almanya sınırı açık değil. Burada eğer bir gerekçesi olup burada çalışıyorsa ve çalışması zorunluysa onlar için günübirlik Almanya'dan, Fransa'dan veya İtalya'dan buraya gelenler özellikle sağlık sektöründe çalışanlar için onlara bir istisna uygulanıyor. Ama onun dışında şu anda alışverişe Almanya'ya gidenlere 100 frank ceza var ve gitmemeleri tavsiye ediliyor kesinlikle. Ve son şu ana kadar benim bugün aldığım rakamlarda 55 bin kişi sınır kapılarından geri çevrilmiş oradaki gümrük görevlileri tarafından. Ve uçakların uçuşuyla ilgili son 23 Nisan'da Perşembe günü İstanbul'dan bir Türk Hava Yolları'nın uçağı geldi. Orada uzun süredir kalan arkadaşlarımız da uçaklarla buraya gelebildi. Aynı şekilde burada mağdur kalmış Türk vatandaşlarımız, bunların arasında öğrenciler, aileler, turist vizesiyle gelmiş Türk vatandaşlarımız da o iki uçakla büyükelçimiz ve başkonsoloslarımız da bizzat havaalanındaydı. Bu Ramazan öncesi güzel bir tabloydu ve bu tahliye uçuşu, iki uçuş gerçekleşti ve burada kalan büyük çoğunluktaki vatandaşlarımızın tümü Türkiye'ye
gönderildi. Onlar da Ankara'ya uçtular. Ankara'dan da yaşadıkları illere dağıldılar. Oralarda da karantinada kalıp sevdikleriyle buluşup mutlu bir bayram, Ramazan geçirip oradan da inşallah Ramazan bayramı kavuşacaklar. Evet, önemli başlıkları aktardık. Üç yol haritasından bahsettik. Üç aşamalı yol haritasından bahsettik. 11 Mayıs'ta okullar açılacak. Okulların açılmasıyla ilgili de velilerin, ebeveynlerin de endişeleri, kaygıları var, korkuları var. Bu noktada da federal hükümetin şöyle bir kolaylığı var. En son açıklamasında riziko grubuna dahil velilerin, ailelerin çocuklarını okula göndermeme gibi bir istisna uygulama kolaylığı sağlıyor. Ama bu noktada tabii o ailelerin gerçekten riziko grubunda olduklarına dair bir doktor raporları isteniyor, talep ediliyor ve bu kanton yetkilileri ve okul yönetimiyle istişare edilerek alınacak bir karar. Yani şöyle bir uygulama yok. 11 Mayıs'ta ben çocuğumu okula göndermiyorum. Ben zaten riziko grubundayım. Öğretmene de mektup yazarım veya mesaj atarım değil. Bu şu anda eğer öyle bir aile varsa da bunu okul yönetimine şimdiden iletip istişare edilmesi gerekiyor. Gerçekten riziko grubundaysa çocukların da taşıyıcı olduklarına dair zaten bilinen bir şey. Ama onun ötesinde federal hükümetin sağlık ofisinin açıklamaları çocukların herhangi bir çocuklar için herhangi bir enfekte rizikosunun bulunmadığı, onların hastalığa yakalananlarla alakalı yaş grubu ile ilgili bir sıkıntıların olmadığını açıkladılar. Bu yönde açıklamaları var. Evet. Tekrardan son tur olarak yaklaşık 1,5 saattir birlikteyiz. Ramazan'la ilgili bu toplanma kısıtlamaları ilgili Ramazan ayına ve buradaki dini cemiyetlere yansımalarını konuştuk. Umarım izleyicilerimizin, takipçilerimizin kafasındaki oluşan soruların tümüne yanıt bulabilmişiktir, bilgilendirmişiktir. Son tur olaraktan ben konuklarımıza tekrar son kez söz verip yayını da noktalamak istiyorum. Hocam, Bilal Hocam buyurun. Öncelikle Cemil Bey, böyle bir fırsatı verdiniz. Vatandaşlarımızla bizleri buluşturdunuz. Bu konuda sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu gibi faydalı, aydınlatıcı yayınların başka konuklarla, farklı konularla devam etmesi temennisiyle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet Mustafa Hocam buyurun. Siz son olarak eklemek istediğiniz... Teşekkür ederim Cemil Bey. Ben de böyle bir programı düzenlediğinizden dolayı çok faydalı olduğuna inanıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Post gazetesine teşekkür ediyorum. Yine inşallah ileride daha başka konularla, daha başka konuklarla beraber bu tip İsviçre'nin gündeminde olan ve biz hem Müslümanları hem vatandaşlarımızı ilgilen konularda yine görüşlerimize yer verirseniz elbette ki çok memnun oluruz. Hem size teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum. Bu arada da hem Sayın Bilal Hocam'ın hem Selim kardeşimin şimdiden Ramazan'ının yaklaşmakta olan, evet 3 hafta daha olsa Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim inşallah Ramazan'ın feyzinden, bereketinden hepimizi nasiplendirir diyor. Sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Selim kardeşim buyur. Senin de sözlerini alayım. Ben de bu yayına vesile olduğunuz için Post Gazetesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir yayındı, verimli bir yayındı. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Kıymetli konuklarım çok teşekkür ediyorum ben her 3 konuğumuzu da. Burada kapanış yapmadan önce sosyal medyada gelen soruları tekrardan göz attım ve bu sorulardan bir tanesi ve yazılan yorumlardan bir tanesi de önemli bir konu. Belki bununla ilgili bir açıklama yapayım. Winter Tour'daki bir bayan kardeşimizin, bugün bizim Post gazetesindeki haberleri de konu olan bir bayan kardeşimizin koronavirüs hastalığını yakalandığı ile ilgili bir haber var. Bu bir ajans haberi. Bu bayan kardeşimizin durumu ile ilgili ben bugün başkonsolosumuzu da aradım, bilgilendim ve ajans haberine yansıdığı şeklinde durumu o kadar kötü olmadığı,
Ama kaygılarının, korkularının olduğu ve bundan dolayı da Türkiye'ye gitmek istediği belirtiliyor. Ama burada hem Büyükelçiliğimizin kanadında hem Zürih Başkonsolosluğumuz kanadında bu bayan kardeşimizi çok kez telefonla aranmış, kendisiyle ilgileniliyormuş. Ve hatta buradaki Zürih Medikal'deki bizim Türk Bilal Hocam da az önce çok övgüyle bahsettiği Tuncay Hocam, Tuncay hekimimiz, Türk doktorumuz Tuncay hocamızla da görüştürülmüş. Evet, ilgilenilmiş, yani ilgisizlik yok. Bu noktada bu konuda çok değişik yorumlar var. Ve şu anda da STK'larımızın, az önce de İTT başkanımızın yorumu var, diğer İTT başkanlarımızın da görüşlerini biliyorum. Ve başkonsolosluğumuz da bugün kendisi ifade etti. Tüm STK'larımız bu bayan kardeşimizin ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlarını gideriyor ve ilgileniliyor. Şu anda da temas halindeler. Belki de o kardeşimiz de korkularından dolayı işte İsveç'teki gibi bir jet gelmişti. Bu oradaki kardeşimizi alıp götürmüştü. Sağlık Bakanlığımızdan belki öyle bir jet göndermesini temenni etmiş olabilir ama her korona virüsüne yakalanmış vatandaşımız için de böyle bir imkan belki de olmuyor, gerçek olamıyor. Çünkü onun dışında herhangi bir kronik bir rahatsızlığı yokmuş. İnşallah bu kardeşimiz de bu rahatsızlığını atlatır. En kısa zamanda da şifa bulur. Kendisine de buradan şifa diliyorum. Gerçekten Bilal Hocam anlattı ne kadar zor bir süreç olduğunu ve bir bayan olarak da korkuların, kaygıların olmasını da anlayabiliyoruz. Programla ilgili de bugün ilk yayınımızı gerçekleştirdik. İsviçre'nin nabzı programı farklı bir format, farklı bir konsept. Sizler de takipçilerimiz de bunu fark etmişsinizdir. Üç konuklu bir ana konu üzerine yayın yaptık. Ve bundan sonraki haftalar farklı konuklarımızla yine farklı konu başlıklarıyla İsviçre'nin gündemini yine İsviçre'nin nabzı programında belirlemeye, değerlendirmeye, masaya yatırmaya devam edeceğiz. Ben buradan bütün takipçilerimize teşekkür ediyorum. Yorumlarıyla da canlı yayınımıza katılan, katkıda bulunan tüm takipçilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayını yine Post Gazetesi'ndeki sayfamızda da duyuracağız. Ben hepinize, Bilal Hocama, Mustafa Hocama, Selim kardeşime tekrar katıldığınız için, bugün yaklaşık 1,5 saatinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Şu anda Ramazan vesilesiyle biraz erken aldık yayın saatini. Çünkü iftar öncesi sıkıntılı oluyor, yemek hazırlıkları oluyor bayan kardeşlerimizin. İftar sonrası yine aynı bir takım hazırlıklar, toplama telaşı, yemekten kalkma telaşı. Böyle bir saati uygun bulduk. Bu Ramazan döneminde de bu şekilde de devam edeceğiz ve ondan sonra inşallah yine çok önemli konular ve konuklarla, konu başlıklarıyla da takipçilerimizle canlı yayında buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm katılımcılara, konuklara ve bizi takip edenlere ve bu malum sloganımızla da programımızı kapatmak istiyorum. Evde kalmaya devam edin, evde kalın, hayat kurtarın, sağlıklı kalmaya devam edin. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.